Efendim merhabalar. Sanat, eğitim, hukuk, tıp, estetik ne varsa insan merak ediyor, öğrenmek istiyor. İşte o yüzden günlük rehber başlıyor. Biga Kaymakamı Fatih Genel'le Osman Bey Geleneksel Atlı Okçuluk Festivali. Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu'dan yaşam kalitemizi yükseltecek önemli bilgiler. İTÜ Güneş Teknesi takımıyla bir dünya şampiyonluğunun öyküsü. Hepsi az sonra günlük rehberde. Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen bir festival. Biga Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Osman Bey Geleneksel Atlı Okçuluk Festivali hakkında her şey günlük rehberde. Pınar Ayhan'ın konuğu Biga Kaymakamı Fatih Genel. Şimdi günlük rehberde. Efendim hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi bugün tanıyacağıma, az önce tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok sağ olun. Çünkü geçen programlarımızda da söylemiştim efendim. Bu yazı biz 5-6 gün Çanakkale'de geçirdik. Ve hayatımda en etkilendiğim zamanlardan oldu. O yüzden biraz da sizden dinlemek yine heyecanlandıracak. O Biga Köyü'nü gezerken hissettiklerimi yeniden hatırlatacak bana. Tekrar hoş geldiniz efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biraz bize Biga'yı anlatın lütfen. Kutsal topraklar bence. Evet. Bundan 100 yıl önce ki 2015 yılı 100. yılı biliyorsunuz. Evet. Gerçekten büyük bir destan yazılmış. 253 bin şehit verdiğimiz kutsal topraklar. Kelimenin tam anlamıyla her karış toprağında, hı hı, şehit kanı olan kutsal mekanlar.
İyi ki gelmişsiniz. Yine bekleriz. Keşke inşallah daha önce gelseymişiz. Keşke daha önce anlasaymışız, öğrenseymişiz. Evet. Geç kalmışız biz efendim. Biga'da Çanakkale'nin en büyük ilçesi. 107 tane köyü var. Hı hı. 5 tane merkez hariç belediyesi var. Toplam 80 bin nüfusu var. Tarım, hayvancılık ve sanayinin en üst düzeyde yapıldığı çok iddialı bir yer Biga. Evet. Çünkü Osmanlı zamanında da ilk fethedilen yerlerden. Osmanlı'nın hedefi Balkanlara, Avrupa'ya geçmek olduğu için, hı hı, önce Biga fethediliyor, sonra Lapseki, sonra Gelibolu. Evet. Ki Gelibolu çok tabii ki tarihimizde çok önemli bir yer. Piri Reis'i çıkaran bir yer biliyorsunuz. İlk tersanenin yapıldığı yer. İşte Biga sancak merkezi oluyor ve yüzyıllarca çok önemli bir konumda. Bu Cumhuriyet döneminde biraz yavaşlıyor hızı ama 80'lerden sonra çok önemli markalarımız doğuyor. Evet. Tarım, hayvancılık en üst düzeyde modern dünya standartlarında yapılıyor. Evet. Şimdi son zamanlarda, son 20-30 yılda da sanayide dünya çapında iddialı. Türkiye'nin 8. büyük firması Biga'da. Evet. Demir çelik ve üzerine çalışıyor. Yine Türkiye'nin en büyük 3. mobilya firması da Biga'da. Daha bunun gibi nice güzel firmalarımız var. Yem sanayi, un sanayisinde de çok ileri. Harika. Biga'dan görüntülerimiz olur mu bilmiyorum ama evet, biraz o oradaki dokuyu da, mimari dokuyu da, o hani geçmişten bugüne korunmuş, saklanan dokuyu da bize anlatır mısınız? Biraz i̇şte gezdirmiş biraz, gibi olalım izleyicilerimiz. Orada biraz eksiğimiz var. Hı-hı. Bence var. Biga, Çanakkale'de bu biraz korunmuş. Özellikle o sizin gezdiğiniz Biga köyünde. Evet. Adı da Biga'dan gelmesi de ayrıca bizim açımızdan onur verici bir şey. Hı-hı. Hı-hı. Gelibolu'daki Biga köyünde. Evet. Çalışmalar yapılmış, biraz çalışmalar, çok dokuk, güzel örnek dokuk çalışmalar kurulmuş, yapılmış. Atatürk'ün de biliyorsunuz konuşlandığı yer orası, karargah kullandığı bir yer orası. Hı-hı. Çok hoş olmuş. Biga'da o yönde bir eksiğimiz var ama biz o eksiğimizi tarihimize, kültürümüze bağlılıkla, kültürel sporlarımıza, değerlerimize önem vererek aşmaya çalışıyoruz. Ki o sporlardan biri nedir, evet, efendim? Okçuluk tabii. Okçuluk değil, evet, mi? Parmağınızda da zaten, evet, sanıyorum bunun sembolü olan ve bu işte kullanılan, evet, bir yüzük var. Evet. Hadi bize anlatın, bu okçuluk nedir? Ne vesileyle girdi bu festivalinize? Festivali de anlatacağız. Evet. Biraz önce bir okçuluktan doğru gelelim. Olur. Sonra festivale nasıl yerleştirdiğinizi, ne anlam ifade ettiğini anlatın bize. Bu elimde taktığım, baş parmağa takılan bir yüzük. Sizin için de yaptım teşekkür bir ederim tane. Çok bir tane teşekkür de Başak ederim. Hanım için yaptım. Çok teşekkür ederim. Hazırlıklı geldim yani buraya gelirken. Buna zihgir deniyor. Evet. G zihgir. Ile. Gir, G ile. Evet, evet. Zihgir deniyor. Ne demek zihgir? Zihgir işte baş parmağa takılan, hı-hı, ve ok atmak için kullanılan, binlerce yıldır kullanılan. Şöyle bir ekrana gösterelim şu yüzüğü. Biz bunları böyle estetik amaçlı, böyle süs, evet, olsun, dekoratif olsun diye kullanıyoruz ama aslında çok ciddi bir görevi var. Kesinlikle. Öyle değil mi? Bir kesinlikle gösterebilir misiniz? Bunu isterseniz birazdan gösterebilirim. Hı. Hemen kurmam lazım yayı. Tamam, kurarken atacağım zaman gösterirsiniz. Kurayım. Atacaksınız mı? Yani iyi olur tabii. İyi olur. Bu kadar buraya kadar, tamam, buraya kadar getirmişken oklarımız, yaylarımız. Vallahi bravo. Bu, tamam, harika. Şimdi isterseniz zihgirden başlayabilirim, buyurun, anlatmaya. Buyurun lütfen. Şimdi benim de okçuluğa başlamamı aslında tetikleyen şeylerden birisi bu zihgirdir. Nasıl oluyor bu? Fatih Sultan Mehmet'in gül koklayan bir minyatürü var. Evet. Çok ünlü bir minyatürdür. Evet. Aslında bu bildiğim kadarıyla resimle minyatürün arası bir şeydir. Bir resim sanatında da bir geçiş dönemini temsil ediyor. Fatih zaten birçok konuda geçiş temsil ediyor biliyorsunuz. Doğru. Orta çağı kapatıyor, yeni çağı açıyor. Evet. Ve baş parmağında Fatih Sultan Mehmet'in bir elinde gül var. Aynı elinin baş parmağında bir tane yüzük var. Hmm. Şimdi bu yüzüğü ilk gördüğümüzde normal bir yüzük zannediyoruz. Onu merak ettiniz ama, evet, siz değil mi? Nedir bu ben acaba? Ben bunu 40'lı yaşlarımda bunun bir okçu yüzüğü olduğunu öğrendim. Hı-hı. Şimdi adım da Fatih olduğu için, evet, Fatih'i hayranıyım aslında. Özel bir ilgim var. Evet. Hem ilgiliyim hem bu konulara ilgiliyim. Bir kişi olarak bunu bilmediğimi fark, hı-hı, ettim. Açıkçası utandım. Çünkü binlerce yıldır Türkler aslında bilmediğimiz o kadar çok, evet, şey var ki, evet, Fatih Bey. Maalesef. Yani o zihkiri siz öğrenmişsiniz. Kim bilir daha neler öğrendiniz, bize öğreteceksiniz. Evet. Estağfurullah. Evet. Şimdi ben dedim bunu bilmiyorsam eğer bu okçulukla ilgili,
Türkler ok atarken biz hep kafamızda, kafasında birisinin elma var. Üç parmağıyla çekmiş bir ok atma sahnesi kafamızda canlanır değil mi? Halbuki bu tamamen Batı stilidir. Bizle alakası yok. Evet. Türkler ise binlerce yıldır, Orta Asya'dan beri, benim tahminim en az 5000 yıldır baş parmaklarıyla çekerler. Şu şekilde. Birazdan vaktimiz olursa tamam, göstereceğim. Göstereceksiniz. Şimdi bakın mi? Şu tamam. Şekilde tutarak çekilir. Kiriş. Evet. Kirişe denk getirilir. Ki bu herhalde parmağın eklem yerini zedelemesin diye. Değil mi? Bu bir tetik. Tetik gibi çalışır. Bu olmadan kesinlikle ok atamazsınız. Evet. Yani atamazsınız. Şimdi buradan bir dalış yaptım ben bu konuya. Tabii bunu ben tek başıma dalış yapmadım. Çünkü Türkiye'de bu işe gönül veren çok büyük dostların, arkadaşlarımızın olduğunu da gördüm. Evet. Yani bunlar az ama çok etkili, hı-hı, çok ilgili ve çok araştırmacı. Bu iş gönül işi. Onu gördüm ve tarihimizde bu okçuluğun gerek sportif anlamda gerek stratejik anlamda ne kadar önemli bir yeri olduğunu gördüm. Sonradan yaya geçtik. Şimdi aslında görüntülerimizde de herhalde buradan takip edebiliriz değil mi? Bu bizim Biga'da yaptığımız, ikincisini yaptığımız uluslararası okçuluk festivalinden ve turnuvalarından. Ta Moğolistan'dan Pınar Hanım okçular geldi. At üzerinde ok attılar. Harika, tarih tekrar canlandı adeta. Harika. Yani, siz diyorsunuz ki biz o modern batılı anlamdaki okçuluk değil de bizim tarihimizde yatan anlamıyla okçuluğu yeniden canlandırmak istediğimiz için aslında tekrar ortaya koyduk bu ve festivalde yer almasını sağladık diyorsunuz. Kesinlikle. Öyle mi? Aslında da sahiplenmiş de oldunuz değil kesinlikle mi bu kültürü? Yani Biga'da ikincisi yapıldı. Daha önce de Balıkesir'in Havran ilçesinde yapmıştık. Bu çapta atlı olarak Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Üç kez yaptık. Atlı yapılıyor. Evet, atlı, hı hı, olarak bu çapta ilk kez yapılıyor. Birincisi Sivas'ta yapılmıştı. Şu anda Biga'da ikincisini yaptık. Evet. Uluslararası. Şimdi aslında sözümü unutmadan şuna temas etmem lazım. Buyurun. Modern okçuluğa karşı değiliz, tam tersine. Hayır, o da onun yeri ayrı kesinlikle, zaten ama siz... Hatta beni de modern okçuluğun federasyon başkan yardımcısı adayı olarak gösterildim. Aslında ona da gelecektim. Haftaya da seçimi var. Haftaya da seçimi var. Beni başkan adayı. Biz çünkü modern okçuluk da yapıyoruz. Biga'da, hı hı, 17 kez Türkiye şampiyonu olmuş bir arkadaşımızı bulduk, getirdik. Bir sponsor da bulduk. Şu anda haftanın 6 günü 6 kategoride eğitim veriyor modern okçuluk. Harika. Yakında şampiyon çıkarıyoruz inşallah. İnşallah. Amacımız o. Peki aynı uygulamayı modern okçuluk gibi aynı uygulamayı da geleneksel okçuluk için düşünüyor musunuz? Aynı altyapıyı diyeyim. Şimdi festivaller kesinlikle düzenliyorsunuz. Yani her iki konuda da çok ciddi çalışmalarımız var. Ama şu anda işte federasyonda da eğer böyle bir seçim söz konusu olursa olmasını arzu ederiz tabii ki. Hı hı. O zaman Anadolu'da, Taşra'da nice cevherler, nice dünya şampiyonları olduğunu ben biliyorum. Ama onlar gizliler. Pardon. Hı hı. Şu anda onlar gizliler, çıkamıyorlar ortaya. Şu andaki mevcut sistem... Çünkü ortam yok değil mi? Yani mevcut sistem ona müsaade etmiyor. Adeta Anadolu'da çok da gelişmese de olur gibi bir adeta bir mantalite var. Hmm. İsterseniz bu konuya çok derinlemesine girmeyelim. Biz tamam, geleneksel okçuluktan şaşmayalım. Şaşmayalım şimdi. Ama evet, biraz bir farklarından da söz edelim. Şimdi kesinlikle, bir geleneksel diyoruz, bir modern okçuluk diyoruz. Nedir farkı diye merak edenler var. Onu da isterseniz anlatın şimdi bize. Şimdi Pınar Hanım, isterseniz bakın çok çarpıcıdır. Şu elimizde gördüğünüz bir Türk yayıdır. Evet. Ve gördüğünüz gibi çok hafif ve çok küçüktür. Hı hı. Türk yaylarının en önemli özelliği çok hafif ve çok küçük olmalarıdır. Ve kompozit olmalarıdır. Evet. Bu çok gözden kaçan, çok bilinmesi gereken bir konudur. Hı hı. Bakın şu içinde gördüğünüz bölüm, buraya kabza diyoruz şu tuttuğumuz yere. Şu anda bu ters halini görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunu kurmam gerekiyor. Hı hı. Bir yandan kurmak ister misiniz anlatırken? Bir taraftan şunu kurayım, kurun, hem daha iyi anlatayım. Şurada tamam, hemen izninizle kurayım. Lütfen buyurun. Müsait midir orası? Uygun mu sizin şurada, için? Şurada kursam olur mu? Daha tam orada kurarsanız kameralarımızda evet, sizden görüntü peki alabilir. Bir taraftan da anlatın şöyle, lütfen. Şöyle ayağımızı buradan geçiriyoruz. Malzemeleri nedir? Şimdi onu anlatacağım. Hı. Bu şimdi bu kurulmuş oldu bu yayımız. Pınar Hanım. Hı. Şimdi bacağı dayayarak ve gererek
ipini geçiriyoruz değil mi? Şimdi üzerine? Buna kiriş diyoruz. Hı-hı. Ya kirişini da Osmanlılar buna çile diyorlar. Bu çile çekmek deyimi oradan gelir. Çünkü bu çok zor bir spordur. Disiplinli bir spordur. Bu elimi tuttuğum yere kabza deniyor. Bu yayın karnı. Evet. Şurası karnı. Hı-hı. Burası da sırtı. Şimdi Türk yaylarının en önemli özelliği dünyadaki diğer klasik yaylardan farklı olarak. Hı-hı. Mesela İngilizlerin longbow vardır. Bu evet. tek parça ahşaptan yapılır. Evet. Şimdi bakın şu elimde tuttuğum yer kabza farklı bir ağaçtır. Hmm, burası farklı bir ağaçtır. Burası farklı bir ağaçtır. Ne ağaçlarıdır onları şimdi burası öğrenebilir miyiz? Genellikle kızılcık ağacı gibi sert ağaçlar kullanılır kabzada. Hı-hı. Burada ise kesinlikle akça ağaç kullanılması esneyebilsin gerekir. Esneyebilsin diye değil mi? Evet akça ağaç kullanılır. Hı-hı. Bu enstrümanlarda da bildiğim kadarıyla akça ağaç kullanılır. Arkadaşlarımız ortası ne dediniz? Burası kızılcık. Kızılcık. Gürgen gibi çok sert ağaçlar kullanılır. Burada ise hı-hı. akça ağaç kullanılır. Şimdi bakın 1-2-3 parça etti değil mi? Bitmedi. Bu ortada tuttuğum tam buradan hı-hı. şuraya kadar manda boynuzu içine karnına yapıştırılır. Hı-hı. Bu 2-3 milim kalınlığındadır şurada. Peki bunun sebebi nedir? Var orada mutlaka bir faydası tabii var ki, orada değil tabii mi? Tabii ki. Hı-hı. Şimdi kompozit olması gerekiyor. Küçülttük. Ahşap küçülünce gücü azalır. Hı hı. O zaman bunu gücünü artırmamız için kompozit kavram. Şu andaki uçak gövdeleri de mesela kompozittir. Hı hı. Hafif olması lazım. Evet. Alüminyum yaparsanız dayanıksız olur. Evet. Eğer bunu çelik yaparsanız sağlam olur ama çok ağır olur. Doğru. O zaman hı. ne yapacağız? Hem hafif olacak cam elyafıyla hem dayanıklı evet. olacak. Aynen öyle. Şimdi bu da böyle. Burası manda boynuzu. Evet. Bakın 1-2-3 parçaydı 4-5 parça etti hı hı. Sırtına gelelim burası da sırtı. Burası da affedersiniz öküzün arka ayağının aşil tendonu evet. Aşil evet. tendonu keşfedilmiş. Tabii o özel yöntemlerle elde ediliyor. İpek gibi böyle lif lif elde edilir. Şuraya yapıştırılıyor bakın şuraya. Evet, evet. Onun peki, esprisi nedir? Neden o kullanılıyor? Şimdi bu yayı ben gerdiğim zaman hı hı. gerdiğim zaman bakın bu kemik kemik kasılıyor. Bunlar geriliyor. Doğru çekiş yapalım isterseniz. Şu hı. baş parmakla. Zihkiri de dayayalım. Evet. Baş mi? Parmakla çekelim. Bakın çektiğim zaman yay tam şeklini aldı. Harika. Şimdi evet. ne oldu? Evet. Burası kasıldı. Evet. Burası gerildi. Hı hı. Bıraktığım zaman bu taraf içerisi itekliyor. Hı hı. Şunlar çekiyor. Çekiyor. Çok bambaşka fonksiyonlar güçlü var. Güçlü bir şey elde ediliyor. Ha, her böylece. Yerin görevi ayrı, fonksiyonu ayrı. O fonksiyona evet. göre de malzemesi ayrı. Evet. Doğru mudur? Peki, evet aynen öyle. Peki bunları nasıl yapıştıracağız buraya? Hı hı. Çok özel, kesinlikle organik balık tutkalı. Özellikle hı. Mersin balığının hava kesesinden elde edilen özel organik balık tutkalı. Harika. Buna çega tutkalı da deniyor. Deriden, sinirden, kemikten elde edilen tutkallar var. Hı hı. Onlarla yapıştırılıyor ve şu yayın yapımı, organik bir Türk yayı yapımı yaklaşık 2-3 yıl sürüyor. Hı hı. Sonra yani ama 100 yıl gelmesi, kullanabiliyorsunuz. Harika. Tabii. Yani bu bahsettiğiniz yöntem yıllar, asırlar önce de kullanılan kesinlikle. Yöntem. Ben Moğolistan'a gittim. Bu Türk Hava Yolları'nın ilk uçuşuna katıldım. O şerefe biz de nail olduk. Orhun abidelerinin önünde ok attım. Moğol yay okçularını buldum. Evet. Onlara davet ettim. Geldiler de Biga'ya. Onlarda da benzer bir sistem var. Onların yayları daha büyük. Fakat hemen hemen aynı benzer bir sistemle yapılıyor. Peki bu okçu ustalar nerelerdeler? Çok var mıdır ok yapan ustalar? Çok az var. Çok az maalesef. Değil mi? Çok az. Bunu da aslında güçlendirmeniz kesinlikle, gerekiyor kesinlikle. Ki geleneksel okçuluk da sürsün, devam etsin kesinlikle. Aynı zamanda. Kesinlikle. Peki bir yandan bize böyle bir atacağız dediniz. Tamam. Ok atacağız dediniz. Vaktimiz onu da gösterin. Mı? Yavaş yavaş. Öyle çünkü, mi? Tamam. Son hamle tamam. olsun diyorsanız şunu sona bırakalım. Yok yok. Son hamle olabilir evet tamam. isterseniz. Ama tamam. mutlaka atalım. Araya atalım. Kaynamasın. Yani son hamle derken stüdyoyu indirelim diyorsunuz. Evet. mutlaka, mutlaka o katalım. tamam atalım. Şimdi şunu söyleyeyim Pınar Hanım. Neden bu kadar küçük yapmak istemişler? Çünkü Türkler Orta Asya'dan beri atlıdır. Evet. evet. At üzerinde ok atacağınız zaman ve dört bir yana ok atacağınız zaman diyelim ki at üzerindesiniz, döneceksiniz, atın sırtına
gelir. Doğru. Değil mi? Tam evet, geriye dönüp evet, ok atacaksınız. Evet. Ya da ileriye doğru atacağınız zaman atın kafasına gelir. Hı-hı. O zaman çok küçük olması lazım. Evet. Küçük anladım, olduğu zaman da gücü azalıyor. O zaman kompozit olması lazım. Hmm, her yani, şey düşünülmüş. Yani bu her bir ihtiyaç. Şey ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Evet. Peki kadınlar ne durumda? Onlar ok atabiliyorlar mı? Bunu kesinlikle, kullanabiliyorlar mı? Kesinlikle. Aslında kadınlar için daha uygun gibi sanki, değil mi? Bunun formu, ergonomisi çok, uygun. Çok ergonomik, çok estetik bir şeydir. Bana göre yay dünyanın en estetik şekillerinden birisidir. Evet. O yüzden zaten divan edebiyatçıları asla oktan ve yaydan bahsetmeden şiir yazmamışlar. Hı hı. Yani bütün hı hı, şiirlerimizde mesela Namık Kemal'ın ne diyor? Kast ediyor tirimi yücen canıma. Değil mi? Hı hı. Tir ok demektir. Tir ok demek. Evet. Hı, harikasınız. Yani vallahi, diyor yarın diyor kirpik okları canıma kast ediyor. Vay vay gibi vay, vay. Harika. Öyle çok incedir. Kaşlarda yaya benzetilmiştir. Kaşlarda yaya benzetilmiştir. Sürekli doğru, bu benzetme yapılmıştır. Doğru. Çok iyi bir benzetmedir. Kirpikte oktur gerçekten, değil mi? Harikasınız. Evet. Peki az önce festival görüntülerinde bir otantik kıyafetler de gördük. Evet. Bu işin esprisi aslında tabii, değil mi? Özellikle tabii, o şekilde düşündünüz. Bütün ülkeler bu festivalimizi şunu da ifade edeyim. Türk Okçuluk Federasyonu kurulma aşamasındadır. Kayseri Atlı Okçuluk Kulüp Başkanı Sami Genel, benim de abim oluyor kendisi. Kurucu başkan olarak şu anda kurulma aşamasında, hı hı, Türk Okçuluk Federasyonu ile beraber yaptık. Şu, onları zikredelim. Hı hı. Valiliğimiz destekledi, Kültür Bakanlığımız destekledi, Akraba Toplulukları ve Yurtdışı Türkler Daire Başkanlığımız Başbakanlık destekledi ve bir firmamızın ana sponsorluğunda Çanakkale Seramik, İştaş firmalarımız bizi destekledi. Bütün destekleyenlere ve mesai arkadaşlarıma da teşekkür etmeyi unutmayayım kesinlikle, bu arada. Şimdi o zaman ben şöyle bağlayacağım, sonra da sizi ok atmaya ok davet sonra, edeceğim. Diyeceğim ki size ok atmayı öğretelim bu arada. Oldu, geri kalan yarım saatte. Hayır hayır. Bana ok at. Olur, denerim. Denerim. Tamam. Yani ok atma bölümü, öğretme bölümü 5 dakika şey yaparsanız size hızlıca bana ok gösterirseniz evet, belki becerebilirim ama kameramanı şöyle bağlamak vurursanız istiyorum. Vurursanız karışmam ama. Tehlikeli. Diyorum ki o zaman Sayın Genel şöyle yapalım. Siz kızılcık ağacından yapılmış evet, kabzayı tutun. Evet. Ondan sonra akça ağaçları şöyle bir okşayın. Evet. Tiri kaldırın ve kirişi gerin, zihkire dayayın. Tamam, okunuzu atalım. Kirişi ve okunuzu atalım. Önce size bir tane zihkir hediye edebilir miyim? Ay çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben parmağınıza uyar. Şöyle, vallahi evet, uydu. Harika. O geyik boynuzundan bunu içeri çevirirseniz. İçeri çeviriyorum evet, ki içeri şöyle dayayacağım ok değil öyle mi? Öyle atılıyor. Böyle evet. Bunu da Başak Hanım'a hediye etmek istiyorum sizin aracılığınızla. Tamam. Başak çok teşekkür Hanım, ederiz. Bu manda boynuzu elinizdeki size takdim ettiğim de geyik boynuzu. Ben bunu ona veririm. Tamam yani, hadi buyurun bir deneyelim. Evet. Önce sizden peki, görelim ben sonra bakarız. Peki efendim. Becerebilecek miyim bakalım. Buyurun lütfen. Şimdi biraz önce bayan okçulardan ne haber dediniz. Çok iyi bayan okçularımız var. Evet. Ben bunu takmayayım mikrofona zarar tamam, verebilirim. Tamam. Şurada dursun. Hı-hı. Zaten... Evet. Bir tane. Bu bir yandan da isterseniz okun özelliğini hızlıca anlatın bize. Bir tane alın. Okun özelliği böyle basit bir çubuk gibi göründüğüne evet, bakmayın lütfen. Şuraya mı? Öyle mi? Buradan hedef konmuş sizi, oraya konmuş. Yanlış. Evet. Şöyle şöyle buyurun özür efendim. Diliyorum, özür şöyle diliyorum, buyurun. Buyurun. Siz şöyle buyurun. Siz şöyle buyurun. Arkamızı dönmeyelim kameraya diye şimdi ama. Şimdi kameraya buyurun, da göstermek istiyorum bir taraftan. Şimdi bayan okçularımız çok iyi. Evet. Dünyada da çok iyi. Türkiye'de de İlk defa bayan okçularımız, atlı okçularımız başladılar. Harika. Bu sene başladılar. Kaç yaşlarındalar? Erken yaşta işte, başlanabiliyor değil mi? Sizin yaşınız çok 15, tam zamanı. 15-16. Tam 15-16. Işte, yani 18 yaşlarında başlayabilirsiniz. Sizin çok uygun bence. Teşekkür ediyorum. Samimi söyleyeyim yaşınız çok uygun. Tamam oldu başlayabilirim. Şimdi efendim ok önce şunu izninizle şunu. Estağfurullah buyurun. Şu ceketimi çıkarayım. Ben izninizle, alabilirim hemen alabilirim. Şöyle zahmet olmasın size. Şuraya, şuraya tamam, koyayım. Tamam buyur. Şimdi önce hedefe sol omuzumuzu dönüyoruz. Hmm. Ve dik duruyoruz. Ve dik duruyoruz. Evet, evet. Yani bu çok özgüveni yüksek bir spor. Ve yani böyle tırsarak atılabilecek bir iş değil. Evet doğru. O yüzden çok hedefe de odaklanmak kesinlikle lazım. Kesinlikle dik duruyoruz. Evet. Dik duruyoruz bu şekilde. Hı hı. Omuzlar kadar ayaklar açık. Evet. Sonra ellerimiz böyle yukarıdan.
çalışıyoruz. Hı-hı. Yani böyle değil mesela. Şöyle değil bakın. Hı-hı. Şu şekilde değil. Omuz yere paralel, evet, duracak. Şu şekilde. Kollar yere paralel. Son şekilde de şu şekli alacağız. T olacağız. Vücudumuz T şeklini alacak. Evet. Ben çok iyi bir okçu değilim ama çok iyi bir hocayımdır. Harika, çok yani, memnun oldum. Okçulumu yani, fazla şey yapmayın. Ona fazla güvenmeyin. Buyurun yani, hocam. Yanlışlıkla kameramanı vurursam şaşmayın. Yok Allah'tan yani, arkada şey hepsi. Evet. Buyurun. Şimdi efendim böyle durduk. Baktık hedefe. Şimdi elimizi, hı-hı, burada hani zihkir de çok belirleyici zihkire bir şey dayadık. Bu şekilde tutuyoruz. Evet. Alttan şuradan şu şekilde tutacağız. Tamam. Elimiz yere bakıyor bakın. Tamam. Yumruğumuz yere bakıyor. Ve çekiyoruz. Burnumuza doğru değil, kulağımıza doğru çekiyoruz. Hı-hı. Çekiyoruz. Bravo. Atıyoruz. Bravo, bravo, bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Bir tane denerim. Tamam. Sizin burada beni devam ettirirler mi, ettirmezler mi bakarız. Çok, hemen biraz, hızlıca. Tamam. Bir çok tane amatör siz, olacak siz, ama. Siz şöyle alalım. Sayın Genel, vallahi yani burada şimdi beni böyle. Bence buradan tuttuk. Şöyle değil bu mi? Bu zihkiri şöyle ben dayadım. İlk öğretirken bundan öğretmeyeceğim. Tamam. Üç parmağınızla çektireceğim. İlk öğretirken şu anda onu biraz daha uzun bir çalışma yapmamız lazım. Yani zihkirin elinize tamam uyduğundan emin olmam nasıl lazım. Nasıl tutuyorum? Şimdi şöyle tutalım. Sizin üç parmağı alttan tutun. Şu parmaklarınızı çıkarın buradan. Hayır, alttan tutun. Tamam. Normalde üstten tutulması lazım ama ben öyle yaptırıyorum. Tamam. Öğretim şöyle şekli dayadım. Öyle. Şimdi evet. Şimdi bakın bakın. Şu kol ileride. Bu kol tam ileride. Bir saniye. Acele etmeyelim. Şu kolunuzu rahat bırakın. Rahat bırakayım. Şöyle bükeceğiz böyle bakın. Heh, aynen böyle anladım işte bakın. Yoksa buraya çarpar. Yoksa oraya çarpar. Şimdi şöyle tam dik durur musunuz bir zahmet? Dik durdunuz. Boyunuz da uzun, size çok yakışacak bu iş. Bence de. Şimdi efendim çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz evet ama burnunuza doğru değil de yanağınıza doğru, kulağınıza doğru çekiyorsunuz. Biraz çekin efendim. Son kararınız mı? Çekin. Fatih çekin. Bey, çektim. Çekin efendim. Biraz daha çeker misiniz? Çektiniz, bırakın. Harikasınız. Çok teşekkür çok ederim. Çok iyi bir öğrencisiniz. Çok teşekkür. Bu ilk atışta ben de diyorsunuz. Ben de dedim ama biraz önce iyi bir öğretmenimdir falan harikasınız demiştim. Harikasınız. Çok teşekkür. Çok iyi bir atış. İlk atış için. Ben ilk atışımı hatırlıyorum. Ediyorum. Gerçek söylüyorum, bu kadar güzel atamamıştım. İlk atışımda diyorsunuz. Dolayısıyla nereye attım bilmiyorum. Çok harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun. Zihkirimi de taktım. Artık vallahi heveslendirdiniz beni. Yani beklerim Biga'ya. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biga Kaymakamı Sayın Fatih Genel. İyi ki geldiniz. Güzel şeyler öğrettiniz bize. Ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim 12'den vuramadım ama olsun. Öğreneceğiz. Programımız devam ediyor. Ayrılmayın. Kısa bir ara vereceğiz sadece. İTÜ Güneş Teknesi takımı bu yıl 18.si düzenlenen Solar Splash yarışlarında dünya şampiyonu oldu. Kaptan Johnson Özden ve takım arkadaşları Günlük Rehber'de bu şampiyonluğun öyküsünü anlatacaklar. Şimdi Günlük Rehber'de. Hepimizin başına gelebilir. Bunun ne yaşı ne de cinsiyeti var. Yani hepimiz bir gün bir an horlayabiliriz. Anlaşıldığı üzere günlük bilgimi horlamakla ilgili ya da uykuda nefes alma güçlüğü, vücudun ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalması durumu. Bazı bilimciler horlamak sıkıntısıyla ilgili olarak kandaki oksijen seviyesinin düşük olmasının habis tümör ve bu tümörleri besleyen damarların gelişimini tetikleyebileceğini söylüyor. Yani büyük sıkıntı. Bu bilimcilere göre gelecekte horlama sorununu çözerek kanserli hücre gelişimi de önlenebilir. Peki veriler neye dayanıyor? 22 yıllık bir çalışmaya dahil olan 1500 kadar deneyi. Bu kişilerde söz konusu dönemde kanser oranlarını inceleyen bilim adamlarına göre uykuda ağır ağır nefes güçlüğü yaşayan kişiler hiçbir sorun yaşamayanların yaklaşık 5 katı oranda kanser riski taşıyor. Bu tür nefes alma güçlükleri arasında en yaygın olanı uyku apnesi. Dedik ya, bunun yaşı yok, cinsiyeti yok diye. Horlama ya da uyku apnesi sorunu yaşayan çocuklar da benzer bir araştırmaya konu oluyor. Şöyle ki, horlama veya uykuda nefes alma problemleri olan çocukların davranışsal sorunlar yaşama riski artıyormuş. Bu sorunlara örnek olarak da hiperaktiviteyi gösteriyorlar. Araştırma için İngiltere'de yaşayan 11 bin çocuk bulunuyor ve bu yavrularımızın uyku problemlerinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu anlamaya çalışıyorlar. Anlatılana göre her 10 çocuktan biri düzenli olarak horluyor ve çocukların %2 ile %4'ü uyku apnesinden muzdarip.
Bu da maalesef çocukların uykularının bölünmesine ve nefes alma sorunları yaşamalarına neden oluyor. Bu rahatsızlıklara sıklıkla bademcik ve geniz etinden kaynaklanan sorunlar da yol açıyor. Ve en vahimi, bu sorunla büyüyen çocukların beyin gelişimleri zarar görebiliyor. Efendim, Kaptan Cansın Özden, Ersin Demir, Umut Kanıkara. Kaptan Cansın Özden dedi ki, ben az önce siz ok atarken arkadaki televizyonu gözden çıkarmıştım dedi. Ama gördüğünüz gibi sizi mahcup ettim. Bravo. Efendim, sizleri dinleyelim. Hoş geldiniz tekrar. Solar Splash nedir? Evet. Türkçesi nedir? Ne yapıyorsunuz? Dünya Güneş Tekneleri Şampiyonası. Evet. Daha çok üniversiteler arasında yapılıyor bu yarışma. 1994'te ilki düzenlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenleniyor. Biz bu yarışmadan 2004 yılında haber aldık. Ersin her ne kadar makine fakültesinde olsa da biz ortak derslerimiz vardı ve ortak zevklerimiz vardı. O şekilde başladık. Dünya Güneş Tekneleri Yarışması şampiyonası. Evet. Peki bundan haber aldı sevgili Ersin Demir ve size geldi. Beraber şey yaptık. Beraber buna böyle katılalım. Bir fikir var kafamızda, bu yarışa katılalım diyoruz dedik. Hatta ondan da önce aklımızda küçük bir güneş enerjili tekne yapmak vardı. Şimdi onu soracak. Malzeme nerede değil mi? Peki oradan buna başlayalım. Katılalım da. Malzeme. Şimdi benim babam şeker fabrikasında çalışırdı. Malatya Şeker Fabrikası'nda bir havuz vardı. Biz işte sağdan soldan bulduğumuz sandalyelerin arkasındaki tahtaları söker, onları çiviyle çakar, işte baliyle sızdırmazlıklarını sağlar. O çocuklar siz miydiniz Allah aşkına? Onları söküp söküp. Tabii. Ondan sonra arabalardan motor sökerdik, işte Lego pervaneler takardık, onları yüzdürürdük. Harika. Sonra tabii ben gemi inşa mühendisliği bölümüne gittim. Oo, çok i̇şte güzel. Lise eğitimimin ardından. Ondan sonra işte bir şeyler yapmamız lazım, muhakkak bir şeyler yapmamız lazım diyoruz. Bir de rahmetli hocamız Yücel Odabaşı'nın bizi çok etkileyen bir sözü oldu. Gemi mühendisliğine hazırlık dersinde. Hı hı. Dedi ki, gemi İngilizce'de she'dir. Yani evet, bir bayan olarak bahsedilir, hı hı, gemiden. Nasıl bir baba kızını yetiştirirken çok emek harcarsa, bir mühendis de gemiyi tasarlarken öyle zorlanır. Özen, o kadar meşakkatli bir şeydir, çalışmadır. Hı hı hı. Ve nasıl bir gelin düğün için süslenirse, gemi de inşası tamamlandıktan sonra denize indirilmeden önce o şekilde süslenir. Harika, harika, ne güzel ifade İşte etmiş. Kimi inancına göre şampanya patlatır, kimi kurban keser, hı hı, ve işte geminin halatları kesilir, kızakta suya doğru kayar. Suya indikten sonra da bir kere başını suya daldırır, çıkarır. Evet. Mühendisini selamlar. Tıpkı harika, hem ağlarım hem giderim diyen gelin gibi. Güzel, şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Nur içinde yatsın hocam. Allah rahmet eylesin. Bunu da duyduktan sonra artık, yani birinci sınıfta olmamıza rağmen, yok dedik, biz bekleyemeyiz. 3 yıl daha bekleyemeyiz, mezun olalım bir tersanede işe girelim, bekleyemeyiz. Hemen dedik, hemen başlayalım, ne yapabiliriz işte. Önce Malatya Şeker Fabrikası'na gittik. Yok, o ortaokul. Sandalye ayakları topladık. İşte evet, bir küçük tekne yapalım. Ortaokuldayken böyle bir tekne yapabildiysek şimdi pekala. Kesinlikle. Yapıp onu güneş enerjisiyle çalıştırabiliriz. Bravo, dedik. İlk bravo, baştaki fikir böyle bir demonstrasyon için. Cepte para da yok öyle yakıt makıt falan değil mi? En fazla güneş enerjisi. Proje bravo, boyunca bayağı bir yokluklardan neler evet, ürüyor görüyor musunuz? Demonstrasyon buna gitti yani, öyle diyebilirim. Evet. Harika. Öncelikle evet, bir demonstrasyon yapmak için bir küçük tekne yapalım. Arkadaşlarımıza gösterelim. Sonra bu küçük teknelerin yarışını düzenleyelim. Hı-hı. Sonra bu tekneyi nasıl yaparız diye araştırırken Amerika'daki yarışmayı öğrendik. Ve evet, dedik ki, yani biz küçük düşünmüşüz. Öyle küçük bir tekne yapalım derken, biz büyük bir tekne yapalım. 6 metrelik bir kişinin binip de kullanabileceği bir şey yapalım. Hı-hı. Tekne yapalım. Onunla yarışa katılalım diye yola çıktık. Harika. Peki bu yarışmada hemen atladım ama biraz hızlı oldu. Puanlandırmalar, ben sevgili Umut'a sormak istiyorum. Nasıl yapılıyor? Hangi alanlarda yapılıyor puanlandırma? Ya en büyük etap Enduros etabı, 400 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu dayanım etabı olarak nitelendirdiğimiz 2 saat boyunca bir parkur etrafında maksimum ne kadar döneceksiniz? Sprint etabımız var. Qualify ve bu etaplarımız var. Burada 1000 puan üzerinden değerlendiriliyor toplamında. Yani çok farklı sorumlarda özelliğinin iyi olması gerekiyor teknenin. Mesela hızlıca sayabiliyor muyuz? 1000 puan üzerinden. Tamam. Sprint etabı 250 puan. Evet. Sadece hız etabı. Tamam. Endurance etabı 400 puan. Dayanıklık etabı. Evet. Qualify etabı ön değerlendirme 100 puan.
Hı-hı. Daha kısa yarışlar yapıyorsunuz orada. Teknik rapor hazırlıyorsunuz yarışmadan önce. O 90 puan. Teknenin işçiliği 20 slalom. Puan üzerinden. Attığınız her adımdan puan alıyorsunuz. Tabii tabii. Slalom etabı var. Manevra etabı. Çok iyi manevra yapabilmesi lazım yüksek hızda. O 100 puan. Yani dünya şampiyonu olduk bu sene. Onu derken yani her şeyi en iyi olan tekne. Yani toplamda bütün her şeyiyle tabii bir etap iyi olmak puan yetmiyor yani. Sizin toplayarak. Derecelerinizi alalım. Neler var başka? Şimdi biz 2007'de ilk teknemizi yaptık. 3 yıllık meşakkatli bir çalışma sonrasında. Onunla dünya üçüncüsü olduk. Sonra harikasın. 2008'de bu arada onun da söylememiz lazım. 2007'deki teknemizin adı Nusrat'tı. Biga Kaymakamımız da buradaydı. Güzel. Çanakkale Savaşı'ndaki mayın gemimiz Nusrat mayın gemisinin adını vermiştik. Evet. Ondan sonra bir sonraki teknemizin adı Muavenet'ti. O da 1992 yılında 5 subayımızın şehit olduğu bir muhribimizin ismi. Daha sonra bu az önce anekdotunu aktardım. Yücel Odabaşı hocamızı kaybettik. Onun ardından Odabaşı olarak isimlendirdik. 2011'de yarışa katıldı o tekne. 2011'de üçüncü oldu. Geçtiğimiz yılda onun sistemlerini iyileştirdik ve bu sene dünya şampiyonu olduk. Aynı tekneyle. Evet, dünya şampiyonu olduğunuz için zaten siz yoksa gelin istedik. Harikasınız. Peki bu dünya şampiyonluğuna giden yolda nasıl bir çalışmanın içine girdiniz? Siz belli ki böyle azmediyorsunuz, öyle değil mi? Kafaya koyuyorsunuz, başlıyorsunuz o hedefe doğru. O zihkiri de böyle takıyorsunuz parmağınıza öğrendik artık. Kirişe asılıyorsunuz. Ne yaptınız, ne çalışmalar yaptınız? Şimdi başlangıçta hocalarımız çok büyük destek verdiler. Yani biz bile doğru dürüst kendimizi inandıramadığımız bir yerde Profesör Doktor Yücel Odabaşı hocamız rahmetli, Profesör Ömer Gören hocamız o dönemki dekan, şimdiki hidrodinamik kürsüsünün başında. Hocalar bizi çok desteklediler, çok inandılar bize. Ve bir de herhalde şimdiki sahil güvenlik teknelerimizin tasarımcısı Ekber Onuk Bey, onun mühendislik direktörü Barış Gümüşlüoğlu Bey, bunların çok büyük destekleri oldu. Ve 2011 yılından beri Demir Döküm firması çok destek oluyor bize. Hatta bu seneki teknemizin takımımızın adı Demir Döküm İTÜ Güneş Teknesi takımı oldu. Onlar çok ciddi destekler sağlıyorlar. Vallahi. Bravo. Harika. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi dünya şampiyonu da oldunuz. Bundan azı olmaz. Farkındasınız. Bundan sonraki minimum hedef dünya şampiyonu. Zaten. Minimum hedef. Ama başka yarışmalar da var. Hollanda'dan teklif aldık. Teklifler de almaya başladınız. Tabii, bizim doğal bir, olarak. Burada da bir yarışma düzenliyoruz. Oraya gelin dediler. Türk Hava Yolları yani başından beri bizim hep ulaşım sponsorumuz oluyor. Bu sene genel müdür Temel Kotil hocamız, o da İTÜ'den, İTÜ'de hocadır. Dedi ki hem Amerika'daki şeylerini, biletlerinizi karşılıyoruz, hem de Hollanda'ya da bilet veriyoruz size, gidin gezin oradaki teknolojiyi de öğrenin, görün dediler. Gelin burada. Biz hem oradaki yarışı izledik, hem de onların gemi inşa ile ilgili hem iyi üniversiteleri var, iyi laboratuvarları var. Onları gezme harika, imkanımız oldu. Harika. Tabii yani dünya şampiyonu olan bir ekip olarak gelip sizi ziyaret etmek istiyoruz deyince onlar da açtılar kafalarını. Hayır diyecek halleri yok. Bu sırada biz Hollanda'daki yarışmayı ziyaret ederken Bahreyn'den bir heyet gelmişti. Onlar da bizi, çünkü davet Amerika'daki ettiler. Yarışmanın şampiyonu olarak onlar da kendi yarışmasına davet etti. Harikasınız. Böyle, çok hızlı adam. Yani 3 yarışma aslında şimdi. Çok artık hızlı yol almışsınız. Ne oluyor? Aslında o kadar hızlı. Vallahi yani, bravo, tebrik ediyorum. O zaman yani şeyi söyleyeyim. Madem buna hızlı diyorsunuz. Bir dakika, kalbim dayanmayacaksa. Evet, hazırlayın kendinizi. Dinliyorum. Şimdi yeni bir projemiz var. Evet. Aslında bir yıldır çalışıyoruz ama meyve olgunlaşmadan masaya konmaz derler. Olsun. Denizaltı. Denizaltı mini projesi. Denizaltı projemiz var. İnanmıyorum, harikasınız. 11 kişilik. Bunu donanmamız için tasarlıyoruz. Hassasiyetleri oldukça kuvvetli, toplumsal hassasiyetleri, bilimsel yetenekleri oldukça kuvvetli. Kaptan Cansın Özden, Ersin Demir, Umut Kanıkara. Çok iyi bakın kendilerine teker teker efendim. Çünkü çok yakın zamanın eğitmenleri, dünya şampiyonları, önümüzde örnekleri olacak. Yani çok yerde göreceğiz sizi. Ben çok heyecan duydum. Tanıdığıma da çok sevindim. Sizi takip ediyor olacağız. Denizaltı'yı da merakla bekliyor olacağız efendim. Sağ tebrik olun, ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim günün notu var biliyorsunuz. Kısa bir aramız olacak. Hipoglisemi anlatılacak. Ondan sonra beraberiz. Bir yere gitmiyoruz. Siz de ayrılmayın.
yaşamda sıkça karşılaştığımız psikolojik sorunlar neler? Bu sorunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Yaşam kalitemizi yükseltecek öneriler, ipuçları Pınar Ayhan'ın konuğu psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu'yla günlük rehberde. Hipoglisemi yani kan şekeri düzeyinin düşmesi, bulanık görme, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme ve baygınlık hissi gibi belirtilerle kendini gösteren önemli bir sağlık sorunu. Kan şekerini belirli bir seviyede tutmak için az ve sık yemek bu atakların önlenmesi açısından oldukça önemli. Efendim, Doktor Mehmet Şakiroğlu. Evet. Vallahi özlüyoruz. Bir hafta bile çok geliyor. Ha? Değil mi? Böyle evet. Açılıyoruz, rahatlıyoruz, evet. Sohbet ediyoruz. Ondan sonra bir hafta giriyor. Sorular birikiyor. Zaten sonbahar geldi. Bir de zaten hafta başı sendromu falan. Böyle bir karşımızda bir Doktor Mehmet Şakiroğlu istiyoruz. Artı yani. Bir şey daha var. Evet. Çok ilgi çekici konuklarınız vardı. Bir de nasıl? Onun üzerine benim yaşadığım travmayı düşünün. Zaten pazartesi evinden de çok ilgi çekici adamlar var her yerde. Var. Evet, onu sizinle ayrıca görüşelim. Alınmayın. Evet, alınmayın. Sarmet. Olur mu? Sizin yeriniz apayrı bizim için. Şimdi tabii sonbahar gelince... Neden depresyona giriyoruz? Neden depresif bir hal alıyoruz? Evet. Durumu var. Bizzat yaşadığım ve eminim pek çok kişinin yaşadığı bir durum. Neden öyle olur gerçekten? Pek çok kişi yaşıyor. Bizler de yaşamayanlarda tanık oluyoruz. Ya da o enerjisi çok düşen insanlara. Ama az önce burada arada dediniz ki yaşamayan varsa zaten insan değildir. Ayıp olur dedi. Ayıp olur. Belli bir oranda yaşayacaksın. Sonbaharda bir pazartesi sabahı böyle... Yani şimdi Hollywood filmlerinde bir görüntüye biz çok alıştık. Evet. Sabah uyanıyorsun, evet. İşte dans ederek pencereye gidiyorsun... Açıyorsun ve kocaman bir güneş çıkıyor. Değil mi? Ve hep döndüğün, öyle. Evet, hep öyle. Dönüyorsun, eşini uyandırıyorsun küçük bir buğseyle. Kahvaltı sofranız hazır. Tatlı yavrularınız falan. Portakal suyu, onu unutmayın. Portakal suyu orada kocaman duruyor. Ve birçok başka Hollywood sembolü daha var. Evet. Ve çok mutlu başlıyor herkes güne. Evet. Ve bir takım cimnastik hareketleriyle başlıyor. En dramatiği o. Hatta değil mi? En kötüsü o cimnastik hareketleri. Hiç yapmamak lazım. Ya bu arada spor konusunda yani sabah uyanır uyanmaz sporun hakikaten bir takım riskleri var. Siz zaman zaman spor hocaları konuk ettiniz burada. Bilmiyorum konuştunuz. Bir ısınarak değil mi öyle birdenbire başlamadan? Tabii, uyanır uyanmaz. Yani o Hollywood öğretisi şeylerden... Hatalı olan bir tanesi de bence o. Kendi kişisel görüşüm öyle. Fakat gerçek hayata baktığımız zaman pek böyle gitmiyor iş. Yani türkülerle uyanmıyoruz. Büyük bir mutlulukla uyanmıyoruz. Çalar saatle uyanıyoruz. Şimdi bu her gün çalar saatle uyandırılıyor olmak insanın zaten büyük oranda enerjisini alan bir şey. Çünkü uykunun hangi aşamasında uyandırıldığımızın farkına değiliz. Çok ilginç bir çalışma var bununla ilgili. Kişilere her sabah onları uyandıran çalar saatin sesini günün başka bir saatinde dinletiyorlar. Yani her sabah 8'de bir çalar saati çalıyor ya da 6.30'da uyanıyorsunuz. Onu mesela gün içinde saat 18'de dinlediği zaman kişide belli bir takım mide bulantısı şeyleri. Kasılmalar. Yani kasılmalar. Bir takım farkında olmadığı, kontrolünde olmayan bir takım uyarılmalar. Yani çalar saatle uyandırılmanın esasında insanın doğasına ne kadar... aykırı olduğuna dair net bence bir görüntü ortaya kesinlikle çıkıyor. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bu telefonların artık uyandırma müzikleri var. Onları ben kendime göre işte canım benim uyan artık diye tamam, bence herkes yapsın. Daha sakin, daha güzel değil mi? Bangır bangır uyanmak yerine. Şimdi bir anda uyanması gerekiyor kişilerin. Bu da bizim gündelik hayattaki hatalarımızdan bir tanesi. Tam ne kadar sürede yetişebilirim ben işime, ne kadar sürede evden çıkabilirim? 15 dakika minimum süre. 15 dakika kala uyanıyor. İşte çünkü koşturma. Şimdi hayata öyle bir 15 dakikalık koşturmayla başlayınca sabah uyandığımız anla evden çıkma anı arasındaki her şey belli bir rutine oturuyor. Evet. Hiç düşünmeden yapıyorsunuz. Otomatik pilotta yapıyorsunuz. Uyanıyorsunuz. Yani çocuğunuzu uyandırıp öpüp okula gönderirken bile belli bir rutin izleniyor. Kocanızla kahvaltı sofrasında tartışırken de belli bir rutin. O iskemlede peyniri... Süresi belli yani. 1,5 dakika en belli. Fazla. Asla dışına çıkamazsınız. Bunu yaptığımız zaman bir bakıyoruz ki biz bütün günü bir robot gibi yaşamışız. Doğru. Çalar saatle uyandırılan ve ertesi gün yine çalar saatle uyandırılacak olan bir birey olarak o aradaki sürede yaşamış oluyoruz. Şimdi yapılması gereken tabii bunların söyledikten sonra kişiler ne yapacağını tahmin edebilir. Uyanma süresini biraz erteleyebiliriz. Her gün, her sabah aynı rutinden geçmeyebiliriz. Ama başka bir konu var burada çok önemli olan. Güneşle uyanırken kişiler,
sonbaharda artık karanlığa uyanmaya başlıyorlar. Evet, doğru. Şimdi çalar saatle uyanmanın hemen yan tarafı da bizim güneşle uyandırılmamız. Çalar saat yerine o güneş böyle yüzümüzü kibarca okşayacak. Uyanacağız, o zaman camı perdeyi açıp dans edebilirim. Tamam. Çalar saat ne oluyor? Yani bundan da feragat etmiş oluyoruz ne yazık ki. Güneşle uyandırılmıyoruz. Ama karanlık çalar ediyoruz. Saat bizim biraz kontrolümüzde bir durum, öyle değil mi? Yani çalar saat yerine daha medeni şekillerde uyanabiliyor. Biraz daha erkene alıp belki saati daha şık cici bir şarkıyla değil mi uyanabiliriz. Bu bizim kontrolümüzde. Bizim ama kontrolümüzde. Diğeri bizim kontrolümüzde bizim değil. Kontrolümüzde değil. Yok. Bu mevsimsel bu sıkıntıların depresyona dönmesi de zaten büyük oranda kontrol kavramıyla ilişkili. Ne zaman kişi kontrolü kaybettiği hissine kapılırsa, belli bir takım gerçek maddi kayıplarda yaşarsa kontrolü sağlayabileceği bir alana geri dönmek ister. Esasında her depresyon bir geri çekilme davranıştır. Yani büyük bir alanda var olmak, sosyal hayatı renkli renkli geçirmek yerine hayır. Kapanmak. Ben kendime küçük bir alan yaratayım, güç toplayayım ve tekrar çıkayım. Şimdi depresyonla ilgili oranları insanların bizi dinleyen, izleyen sevgili izleyenlerin bilmesine fayda var. İnsanların %50'si depresyon yaşıyor. %50'si. Hayatının belli bir anında %50'si yaşıyor. Yani her iki kişiden bir tanesi. Ki bunun sebebi sadece zaten havanın kararması, yağmurun yağması, güneşin yok olması da değil. Değil zaten toplumsal pek çok hüzün var hayatımızda. Çok bunlarla baş edebilme yeteneğimizi de kaybediyoruz maalesef. Yani depresyona giren bu %50'nin kaç tanesi depresyon tanısı alıyor ve tedavi görüyor? Çok azı tedavi görüyor. Şu çok iyi bilinmeli. Depresyon tedavisi, ilaçlı tedavisi var her şeyden önce. Bilişsel davranışçı yöntemle psikoterapisi çok güçlü bir şekilde var. Yani depresyona giren bir kişinin bir gün bile fazladan bu eziyeti çekmesine artık gerek yok. Bizim sadece depresyon tedavisi için doğru yere gitmemiz, bir üniversite hastanesine ya da bir devlet hastanesine gidip oradaki psikiyatri servisinden yardım ama talep etmemiz farkında gerekiyor. Olmak ama farkında olmak gerekiyor. Çünkü bazı insanlar için depresyon bir yaşam ritüeli haline geliyor. Evet. Şimdi şunu biliyoruz karaktere ki, dönüşüyor. Karaktere dönüyor. Yani artık benim mizacım üzüntülü, mutsuz, kendini fazla dışarıya açmaktan hoşlanmayan, alıngan, kendi kabuğunda yaşayan kişi tanımına ortaya çıkıyor. Ama şunu biliyoruz. Her depresyon kendiliğinden geçiyor ama tedavi edilmeyen depresyon tekrarlıyor. Bizim için tedavinin önemli tarafı, yani psikoterapistlerin yaptığı işin en önemli tarafı depresyonun nüksetmesini engellemek. Yani tekrarlamasını engelleyecek yaşam becerileri kişilere kazandırmak. Evet. Yoksa biz her sonbaharda çalar saat uyandırdı, güneş yok, tatilim bitti, işe gidiyorum. İşte sonbahar renkleri gri ve turuncu, hiç zevk almıyorum. İşte Hollywood tarzda açmıyorum zaten pencereyi. Öbür taraftan güneşsizlik ritmimi de düşürdü. Hadi ben gireyim depresyona. Bu artık rutin hale geldiği anda çevremize verdiğimiz zararın da farkına varmıyoruz ne yazık ki. Ne yazık ki onun da farkına varmıyoruz. Hayatımızın bir kalıbına dönüşüyor. Bir kalıbına dönüyor. Benim artık her Eylül ayının sonlarında yaşadığım bir çöküntü haline geliyor. Ama bundan kurtulmak için de belli bir takım tedavi, yani bir terapi sürecini en azından bir kere yaşamak lazım ki nasıl baş edebileceğimizi öğrenelim. Peki o terapi sürecini yine o cepte dursun. Bilelim ki böyle bir şansımız var. Evet. O sürece gelmeden önce yaklaşıyorken biz şahsen nelere artık biliyoruz. Yani çok Eylül iyi. Ayı gibi, yaz sonu gibi belli ki bir şeyler artık değişecek hayatımızda ve maalesef de bu negatif de olabilir. Biz nasıl hazırlıklı olalım buna? Ben Pınar Ayhan olarak evde işte beslenmem olsun veya ne bileyim işte dinlediğim müzik olsun, ilişkilerim olsun, ne yapmalıyım? Çok güzel soru. Şimdi çok güzel soru. Önemli olan zaten depresyonu madem insanların %50'si yaşıyor ve hali hazırda herkesin %10'u yaklaşık yaşıyorsa, bizim bunu önleyici belli bir takım yöntemlerle durdurmamız mümkün. Yani büyük paralar harcayıp terapilere işte ya da işte bugün antidepresanlar biliyorsunuz dünyada en çok kullanılan üçüncü ilaç sınıfında. Ve normalleşti. Ve normalleşti. Evet. Gündelik hayatında insanların bir şekilde o ismini söylemeyeyim bir takım depresyon hapları, SSRI grubu depresyon hapları var. Peki neden, nasıl olmaz? Oluyor. Doğamızda neden var bu? Çünkü insan mutsuzluk odaklı bir canlı. Yani insan negatif mutlu, odaklı. Negatif kesinlikle. Odaklı. Çünkü hayatta kalması için bu gerekiyor. Şimdi çok basit bir soru sormak istiyorum size. Sabah uyandınız. Hollywood tarzı camı açacaksınız. Güneş ve eşinizle dans edeceğiz. O da güzel. Onu ekledim şimdi. Dans etmezsek o biter o. Vals yapıyoruz. Şimdi bütün vücudunuz çok sağlıklı. Fakat ufacık bir diş ağrınız var. Dişlerinizden bir tanesi ağrımakta. Sabah uyandığınızda Tanrım dişim dışında vücudum ne kadar sağlıklı diye mi düşünürsünüz? Yoksa hayır, bu diş ağrısı nereden çıktı diye. Evet. İşte o yüzden kişi bütün vücudu çok sağlıklıyken bütün organları
küçücük bir diş ağrısından ibaret hale gelir. Çünkü doğru. Onun doğası ona mutsuzluk odaklı ol, problemi hemen tespit et ki o problem seni yok etmeden sen onu yok et der. Hmm. O yüzden biz aslında bir sigorta öyle mi? Kesinlikle bir sigorta. Aa, güzel. Kesinlikle onu öyle düşünmek lazım o zaman. Öyle düşüneceğiz. Yani diş ağrısı var orada, onu tespit etmeli ve yok etmelisin. Ama diş ağrısını tespit eden kişi bu arada bütün vücudumda çok şükür sağlıklı diyemiyorsa o zaman sadece mutsuzluktan ibaret hale geliyor. Evet, doğru. Diğer bir örneği gazeteyi açıyoruz. İşte Allah korusun bir trafik kazası haberi. İşte atıyorum tamamen Samsun'dan Ankara'ya gitmekte olan bilmem ne kişisi bir kaza geçirdi ve şu oldu. O gün Samsun'dan Ankara'ya 17 bin kişi gitti. Hı-hı. Bir tanesi kaza yaptı ve haber oldu. Hı-hı. Şimdi hiç haber görüyor musunuz? İşte Murat Bey evinden çıktı sağ salim Samsun'a ulaştı. İşte yolda şu şarkıyı dinledi. Yolda da Pınar Ayhan dinledi. Böyle bir şey olmuyor. Ya da işte... Bunu haber yapabilir miyiz? Vallahi güzel olur. Güzel olur. Yol boyunca 3 kere döndüre dinledi ki onu ben yapıyorum hakikaten. Zevkle. Hakikaten yol arkadaşlığı böyle bir şey olsa gerek. Teşekkür ederim. Ya da işte soba zehirlenmesi, işte sobayı yaktılar, uyudular, çok şükür hiçbir şey olmadan kalktılar. Haber olmuyor. Haber olan şey mutsuzluk oluyor. O yüzden bu da insanın mutsuzluk odaklı olduğuna dair bir görüntü. Doğru. Yani biz başta mutsuzlukları sistemimizin çalışması için fark etmeli ama bunun yanında bir de işin sistemi iyi düzeltmek için de kullanılmalı. Sistemi düzeltmek için bunu kullanılmalı. Hiç düşünmemiştim. Teşekkür ediyorum. Rica çok ediyorum. Önemli bir şey öğrendim. Bence de önemli bir şey bu. Çünkü ya mutsuzluk odaklı kalıyoruz ya da bir takım kişisel gelişim uzmanları bize diyor ki mutlu olun, mutlu olun, mutlu olun. O kadar abes ki. Mutluluk, başarı yolları falan bunlara kafamızı hiç takmayalım. Yani çünkü mutlu sistem mutluluk odaklı. Demekle mutlu olunmuyor zaten. Olunmaz. Mümkün değil. Yöntemini... Mutlu olursan da 4 gün yaşarsın. Yani sürekli mutlu olan adam kadar saçma sapan bir görüntü olamaz. Doğru. Hiç sevimli bir görüntü değildir o. Çünkü her İnsana türlü rahatsızlık verir. Hayır, her türlü arazdan ve sorundan da zaten muaf yaşıyormuş gibi yaşar öyle. Ve hiçbir şey de çözülmez bu durumda. Öyle. Aynen öyle. Yani şu andaki Türkiye'nin halini düşünün. Ya da herhangi zamandaki halini bir haber programı izlerken kahkahalarla gülen birinden rahatsız oluruz. Çünkü onun empati yeteneği yoktur. Gerçekle bağı kopmuştur. Hayatın mutluluk ve başarıyla dolu falan. Bunlar bir hata. Ben bugün çok güzel bir şey öğrendim. Hı-hı. Bir kere daha anlatabilir miyim? Ufacık şöyle. Lütfen bunu tekrar buyuruz. Etmek istiyorum. Lütfen yani buyurun. Mutsuzluk aslında mutluluğa giden yolda bir araç. Tabii ki. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Bir sorun var. Mutsuz olduk, rahatsız olduk ve rahatsız olduğumuz için de onu düzeltmek istiyoruz. Evet, aynen öyle. Bu güdüme yarıyor evet. Bu. Bunu başka türlü yorumlamayalım. Bu yani sistem hayatta kalmak aynen. üzerine kurgulanmış bir sistem. Hı-hı. Hayatta kalmamızı engelleyecek her türlü şey de bizde mutsuzluk, üzüntü olarak ortaya çıkıyor. Çok güzel. Sonbahardaki o hava kararmasına falan peki bu basit olayı nasıl engelleyebiliriz Hı-hı. dersek. Hı-hı. Şimdi engellemesi bunun da zor. Çünkü çok küçük yaşlardan itibaren çocukların zihninde sonbaharın gelmesiyle tatilin bitmesi eşleştiriliyor. Doğru. Şimdi baktığımız zaman bu kocaman kocaman adamların da hepsinin zihninde, bizlerin de hepsinin zihninde çocuktan gelen sonbaharda tatil biter, okul başlar sıkıntısı. Yaprak mevcut. Düşer, okul başlar. Evet. Gri ve turuncu renkler bir sanatçı için çok itici midir? Hayır. Çok iyidir. Peki biz neden onları acaba vakti zamanında kodladık? Neden yeşil bizim Hı-hı. için turuncu ve griden daha çekici? Hı-hı. Çünkü hayatın başlamasından ziyade tatilin, özgürlüğün ya da Hı-hı. o sıkıntının ve stresin bitmesini müjdeler. Peki aynı şey okullar kışın başlasaydı da olur muydu? Bu tamamen bizim kodlamamız mı yani bu kafamızdaki? Bu tamamen bizim kodlamamız değil ama çok büyük bir Hı-hı. faktörü. Bizim olaya verdiğimiz anlamlardır. Tek başına bu değildir. Yani evet gerçekten de güneş ışığını az alıyor olmamız, karanlıkta uyuyor olmamız fizyolojik olarak önemli etkenlerdir. Ama özünde bizim üzüntümüz, mutsuzluğumuz, öğrenmelerimiz Hı-hı. ve belli olaylara verdiğimiz anlamlarla ilişkili. Bizlerin, Hı-hı. bütün bizler neye üzüleceğimizi çocuk yaşta öğrendik. Ne zaman güleceğimizi, Doğru. ne zaman ağlayacağımızı, hangi olaya hangi duyguyla tepki vereceğimizi öğrendik. O yüzden de bütün dinleyenlere şunu çok net söylemek istiyorum. Mevsimsel depresyon, sonbahar depresyon dediğimiz şey zihnimizdeki bir şey. Doğru, yok aslında. Aslında yok böyle bir şey. Evet. Yani fizyolojik olarak var bir takım şeyler ama bizim zihnimizde buna önlem alırsak, yani az önce söylediğiniz şey, her sonbahar ben bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Arkadaş bu sonbahar yaşamamaya karar verdim. O yüzden ilişkilerime biraz gözden geçireyim. Evet, güneşin olmayacağı saatlerde uyanacağım. Buna hazır olayım. Uyandığımda falan yapmayayım. Çünkü biliyorum bunun olacağını. İşimin daha yoğun olduğu bir dönemde olacağım. İnsanların çevremde daha mutsuz gezindiği bir dönemde olacağım. Ama buna rağmen bütün bu mutsuzluk korosuna ben dahil olmayacağım dediğimiz anda bizim o
muhtemel duygusal tepkilerimizin önüne bu zihinsel aktiviteleri koymuş oluyoruz. Hmm. Ben olmayacağım demek zihinsel bir aktivite. Ben ister istemez farkında olmadan böyle bir üzüntülere girdiğini bastırabiliyor. Hmm. Çünkü artık farkındalık ortaya çıkıyor. Şimdi kendimi tabii yokluyorum siz bunları anlatırken. Benim için şöyle bir şey oluyor. Yazın sanki herkes bir yerlere dağılıyor da yaz bittikten sonra artık herkesin yeniden bir araya geldiği, artık o özlediğim yüzleri görebileceğim zaman muhteşem geliyor diye düşünüyorum. Çok ama bende bir canlılık yaratıyor çok bilakis. Çok ha tabii o havanın kararması falan onları bilemeyeceğim ama veya işte yağmurun çisil çisil yağması ve o renkli yaprakların üzerinde böyle bir çıtır çıtır sesler çıkarması falan. Yani onları çok tabii güzel bir müzikle birleştirip sıcak bir bardak çay ki yerine hiçbir şey çok tutmuyor o çok yağmurda. Doğru. Bunları düşününce biraz daha keyif katıyor aslında. Az önce söylediğim şey bundan daha iyi örneklemek mümkün değil. Sizin bu zihinsel bir aktiviteniz. Hı-hı. Yani bunu yaşıyor olmakla şu anda anlatıyor olmak arasında çok fazla duygusal olarak bir fark yok. Hı-hı. Yani yaşıyor gibi anlatıyorsunuz. Şimdi herkesin kendine dair bir sonbahar tanımı yapması lazım. Sonbahar neden bizi mutsuz ve üzüntülü kılsın? Hı-hı. Hiçbir gerekçesi yokken biz bunu daha keyifli hale getirebiliriz. Siz bu arada tabii bunu söylerken rutininden memnun olan bir kadınsınız. Yani gündelik rutin hayatınızı büyük emekler harcayarak güzel ve yaşanası kılmışsınız. Çok şükür. Evet, çok şükür buna. Evet. Ona dönüş o yüzden sizi mutlu edebiliyor ama birçok insan için rutine dönmek büyük bir şikayet nedeni de olabiliyor. Çünkü herkes rutinini keyif alacağı, haz alacağı, kendini değerli hissedeceği, önemli hissedeceği güvenli ortamlarda kurmuyor ne yazık ki. Hı hı. Bunun en altta, en temeldeki zaten tedavisi bizim davranışçı müdahalemiz, davranışsal müdahalemiz zevkli ve becerili olduğumuz bir gündelik yaşam hazırlamak. Siz şu anda bu herkes için mümkün müdür? Herkes için mümkün değil. Sizin o sandalyede otururken güvensiz olduğunuzu, ya yapamazsamlarla olduğunuzu, ya şimdi bir şarkı söylediniz. İşte o güzel türkümüzü biz Musa abiyle içeride ağlıyorduk neredeyse. Çünkü iyi söylediniz yani bu kadar. İşini iyi yapınca insan bir şekilde o koltukta güvenli oturunca rutinine dönmeyi tercih ediyor. Hı-hı. Biraz da oturduğumuz her koltukta güvenli ve bizi biz olarak kabul eden insanların arasında oturmakta fayda var. Bravo, kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizi izleyenler diyorlar ki o siz tabii keyif aldığınız, çok severek yaptığınız işi yaptığınız için rutin de size hoş ve keyifli geliyor ama ya bizler ne yapalım? Ne yapsınlar? Yani şimdi ne yapalım? Ne yapalım kısmına hemen hızlıca girelim. Birincisi insanın gündelik hayatının iyi olması için paraya ihtiyacı yok. Biz artık bütün psikoloji çalışmalarında büyük oranda maddi kazançla gündelik hayatın keyifli, huzurlu ve güvenli olması arasındaki ilişkinin olmadığını ortaya çıkardık. Bu başka şeylerle alakalı. Bir, siz ne yapacaksınız? Spor yapmak için ne kadar paraya ihtiyacımız var? Hiç kapıdan adımı attığım anda spora girer zaten değil mi? Bunu, şöyle bir yürümek. Şimdi peki dışarı çıkıp 10 kişiye sorun. Arkadaş neden spor yapmıyorsun diye sorun. 7 tanesi paradan bahsedecek. Yok ben yapayım. Ben iyi olamıyorum. Yok yapayım. Hayır yani yok yapamıyorum diyor. Ne diyor size ne derler mesela? Zaman yok falan gibi şeyler olabiliyor galiba. Evet zaman yok. Bir kulübe üye olamıyorum. Bir kulübe üye olamıyorum. Yani bir kulübe üye olmak kadar saçma sapan bir şey. Spor ve kulübe üye olmak değil iş. Evet. Yani spor yapmak için paraya ihtiyacımız yok. Bir yere gitmek için Ankara'da mesela bir yere gezmek için ihtiyacımız olan para sadece 2 lira. Hı-hı. Bir otobüse binmek için. Onu deneyelim. Hayatı renklendirme. Denemek lazım. Onu deneyelim. İletişimi arttırmak. Şimdi zamanımız azaldığını biliyorum. İletişim, sosyal destek ve planlı yaşam gibi başlıklar planlı var. Planlı yaşam. Planlı yaşam. Bunu konuşalım. Bunlar çok önemli. Planlı yaşam konusu o kadar önemli ki bir takım şeylerle şans eseri, rastlantısı olarak karşılaşıyor olmak sürekli olarak bizi mağdur hale sokuyor. Doğru. Maddelere doğru. Daha sonra değinelim istersen. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bence bu bir şey, başka bir program başlığı. Planlı tabii yapabiliriz. Yaşama. Erteleme davranışları her ve planlı yaşamayı yapalım. Her şeyi güzel olur. Evet, bence de öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben programı bitiriyorum. Zevkle dinliyorum sizi. Ben burada planlı yaşama kısmını anlatmaya devam ediyorum. Efendim bugün bizimle paylaştığınız için ekranlarınızı teşekkür ediyoruz. Bugünlük sonuna geldik. Yarın görüşeceğiz inşallah. Şarkınla veda edeceğim size. Zevkle. Su yokmuş gibi sessiz kalıyor.
sallanmaz o kalkıştan elindi. Memnun ki yerinden çok.